çok hızlı gidiyor, yerinde durmuyor. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Yerinde gerçekten durmuyor Toyota IS86. Nasıl bitireceğim? Abi hızlanmaya bakın ya. Şaka mı bu ya? Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Car Simulator 2'ye devam edeceğiz. Yorumlarda hep bir araya topla abi arabalarını, bütün arabalarını göster gibi yorumlar çok fazla vardı. Zaten biz bunu geçmişte yapmıştık ama tabii onun üzerinden çok fazla araba geçti. Hepsini toplayıp gösterdiğim. Bugün öyle bir şey yapacağız ama tam olarak tüm arabalarımız değil. Bugün sizlere sadece oyundaki T6 yaptığım, full T6 güçlendirilmiş arabalarımı bir araya getireceğim. Ve bunu beraber yapacağız. Hepsini bir araya toplayacağız ve bakacağız. Biraz da kullanırız, T6'nın farklarını görmüş oluruz. Bizim şimdi hangi arabalarımız T6 diyeceksiniz. Ben not aldım, onları söyleyeyim size. Bugün hepsi, hatta dur şöyle yapalım. Söylemeyeyim, beraber tek tek gidelim. Şimdi önce bir tane bizim Aston Martin Valkyrie'miz T6 arkadaşlar. Bu stoktu biliyorsunuz, en son Pagani ile yarıştırmıştık. Ben bunu tekrar T6'ya çevirdim. O konuda aklınızda soru olmasın çünkü diyeceksiniz abi en son stok yapmıştım bunu. Yok, tekrar ben T6 yaptım bu arabayı. Şimdi önce Aston Martin Valkyrie arkadaşlar. Daha sonra diğer arabalara geçeceğiz. Hepsini bir araya getireceğim. Şöyle bir full T6 buluşması yapacağız bugün. Burada var mı? Başka bakayım bir şöyle bir. Abi burada bizim başka T6 arabamız yok. Ciddi misiniz? Olaya bak. Burada o kadar araba var. Bir tanesi de T6 değil bizim. Neyse, sıkıntı yok. Şimdi bunları nerede toplayalım? Bak, tamamen beraber doğaçlama yapacağız. Nerede toplayacağımı hiç düşünmedim. Biraz trafik açmak istiyorum. Şöyle 28'e getirdim. Oo, ne uçtun be. Abi ne uçtun ya. Şimdi bunları bir noktada toplayacağım. Tabii bunları git gel yapmak biraz uzun sürecek. Oraları bilmiyorum nasıl yaparız. Taksi ne yapıyorsun, yol atladın. Ya ben şu kiralık arabalarla giderim ya da başka bir şekilde halledeceğim. Ondan yana sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi bunları toplayacağımız bir yer bulalım öncelikle. Böyle güzel bir nokta olsun. Bütün arabalarımızı tek bir yerde. Ya daha doğrusu bütün araba diyorum da. T6 buluşması. Full T6 arabalarımızı tek bir noktada göreceksiniz bugün. Güzel olacağını düşünüyorum bu buluşmanın. Şimdi abi biz nereye gitsek? Nereye götürsek bu arabaları? Bak canlı canlı beraber şu an düşünüyorum sizlerle beraber. Hadi gelin şöyle bir şey yapalım. Şu ortadaki bizim evlerin olduğu bölgeye çok fazla uğramıyoruz ama tabii bunu yaparken trafiği kapatmak zorundayım. Çünkü arabalarımızı dizdiğimiz noktaya arabalar gelip vurabilir. Bizim işimizi bozabilir arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bu sefer sol tarafa gideceğim. Tamam mı? Bak normal bizim evimiz var diğer tarafta biliyorsunuz. Orayla hiç ilgilenmeyeceğim. Bütün arabalarımızı tam bu noktaya, T6 arabalarımızı daha doğrusu bu noktaya dizeceğim. Şimdi bizim ilk arabamız söylediğim gibi, hatta şöyle biraz düz olsun. Biraz yamuk yumuk olabilir. Ben de biraz takıntılıyım. Böyle tam ileri baksın istiyorum. Bunu hemen stop edelim arabamızı. Arabadan indim. İlk arabamız Aston Martin Valkyrie'ydi arkadaşlar. T6 yaptığımız arabalar arasında. Kapı niye gözükmüyor ya? Heh, tamam. Şimdi ilk arabamız Aston Martin Valkyrie'ydi. İkincisine geçelim mi? Mercedes GT63S'i de bizim T6 yaptığımız başka bir arabaydı. Şimdi bu araba nerede? İnanın bilmiyorum. Tek tek bakacağım sizler için. Burada değilmiş abi. Pardon, yanlış şeye bakıyorum. Şuraya bakacağım. Burada değil, evimizde değil dedik. Burada olabilir mi? Burada da değilmiş. Şuraya bir bakalım. Prestige. Aynen, bakın. Tam burada arkadaşlar bizim T6 yaptığımız Mercedes GT63S. Gelin bu zorlukları beraber yaşayalım. Bakın beraber gidelim sizle böyle. Nasıl zor oluyormuş görün arkadaşlar. Her seferinde böyle yürüyorum. Mesela araba toplama yapacağım zaman. Bugün T6 buluşmasını canlı canlı beraber yapacağız. Paramız da biraz azmış ya. Şeye yetecek mi bilemedim. Kiralık arabaya biraz sıkıntı olabilir gibi duruyor. Bakalım bir çözüm bulurum ben. Sıkıntı yok. Şimdi burada bir kiralık araba var. En yakın kiralık araba noktasına gidiyorsunuz. Her seferinde. Ha, bineceksiniz arabanızı. Şimdi bizim 500 lira. Ucuz zaten Allah'tan. Şimdi bizim GT63S Mercedes almıştık biliyorsunuz. Biz bunu full T6 yaptık arkadaşlar. Geçmişte çok güzel hale gelmişti. Bugün şimdi T6 buluşmasının ikinci arabasını. Birinci Aston Martin Valkyrie'ydi. İkincisi ise GT63S. Bu şey mi kalktı? Bir dakika.
Markerımız silindi çünkü araç değişince marker siliniyor. Hemen gidiyoruz şimdi buradaki garaja. Güzel bir şekilde GT63S'i alıp getiririz. Hem de bu sayede yolda arabaları kullanmış oluyoruz. Ve toplu bir T6 buluşmasını yapmış olacağız arkadaşlar. Gayet güzel ve eğlenceli olacak bu video. Hadi bakalım. Şimdi. Ha, burasıydı, hatırladım. Hemen tamamla diyorsun. Allah be. Abi garajımıza vurdurduk arabayı ya. Neyse. Biraz sıkıntı oldu ama sıkıntı olmaz umarım. Şimdi burada diğer arabalarımızın hiçbiri T6 değil bu arada arkadaşlar. Hemen geliyorsunuz. Arabanıza biniyorsunuz ve of of of, bu nedir abi ya? Çok hızlı bir araba gerçekten. Şuna bakın. Abi bu araba cidden muhteşem ya. Gerçekten çok güçlü. Mercedes GT63S inanılmaz hızlı bir araba. Ya şu küçücük yolda bile bir anda polis mi? Yapma. Hiç bunu düşünmemiştim. Polisin burada olma ihtimalini hiç hesaba katmadım. Abi neyse, en azından bir kaçış yapmış olalım. Hem de bu sadece bir aksiyon. Abi adam nereden çıktı ya? Son anda gördüm ben polisi. Haritada görmedim ki polisin olduğunu. Neyse dur, biraz kurtulmayı bekleyeceğiz. Daha sonra buluşma noktasına götüreceğim. Aston Martin Walker'ın yanına Mercedes GT63S'de gelecek adam geliyor. Tüh. 13 saniye boşa gitti. Abi yapmayın. Şu polisler abi niye karışıyorsunuz ya? Yarış yapmıyoruz, bir şey yapmıyoruz. Buluşma yapıyoruz ya. T6 buluşması yapacağım. Bir rahat bırakın beni artık ya. Vallahi rahat bırakın. Gideyim bari diğer taraftan dolanıp gelelim arkadaş. Aman suya muya düşmeyeyim bir de. Biliyorsunuz sıkıntı. Gerçi bu, onu da öğrenmiş olduk. Oyunun paralı arabaları, yani parayla aldığımız arabalara sadece 10.000 kesiyor sizden. Yani gidip de bir de otomatik çıkıyorsunuz hemen paranız varsa. Öyle çok yüksek paralar taslak maslak istemiyor. Gerçek parayla satın aldığınız arabalar oyunda. O olayda şans eseri öğrenmiş olduk. Şimdi GT63S'e sonunda bir rahat bıraktılar bizi. Şimdi T6 buluşmasına doğru gidiyoruz. İlki Aston Martin Walker'i tek başına kaldı orada ya. Bir götürelim biraz, arkadaş olsun yanına şu GT63S. Bunu şöyle araya bir boşluk bırakarak park edeceğim. Araya farklı renk bir araç gelirse daha güzel olur diye düşünüyorum. Şöyle işte bunu tam işte kamera sağ olsun o kadar böyle geriden bakamıyorsunuz ki. Yani düz mü durduk, yamuk mu durduk tam anlaşılmıyor arkadaşlar maalesef. Ben yine şöyle durayım. Böyle gayet iyi gibi oldu. Şimdi ikinci arabamız geldi mi? Şu kapısını kapattım. Şimdi bizim GTR var mesela. Yine T6 yaptığımız başka bir araba. Neredeymiş bir bakalım. Buraydı sanırım. Aynen, hatırlıyorum bunu. Hemen şuradan bir markerımı yaptım. Umarım unuttuğum arabalar yoktur arkadaşlar T6 yaptığımız. Eğer unuttuklarım varsa bana yazın ki sonraki buluşmalarda o arabayı da T6 sınıfına ekleyeyim. Bugün Walker'i geldi. Listeme bakıyorum. GT63S geldi. Şimdi GTR gelecek. Daha sonra bakalım hangi T6'yı getireceğiz. Bunun için şey kullanmayacağım. Kiralık araba kullanmayacağım. Zaten karşı taraftaki evimizde. Hemen alıp çıkarız. Bu kiralık arabaların olayı güzel. Yani en azından kiralık araba diye bir şey var. Böyle toplama yapmalarda da farklı işlerde işimizi biraz kolaylaştırıyor. Ama biraz daha böyle basit bir şey olsa, hani bir telefon olsa oyunda, bassak spawnlatsak arabayı olduğumuz yere, mükemmel olur mesela böyle bir özellik. Belki ileride belki gelir. Hadi bakayım. Şimdi Nissan GTR. Full T6 yaptığımız başka bir araba. Bunların ikisi T6 değil. Bu evimizdeki 3 arabanın bir tanesi T6 sadece. Hemen bu arabamıza binelim. Bu araba da çok hızlı. Bunu da 2 tur atacağım. Yakın çünkü toplantı noktası. Hemen gitmeyelim. Abi mükemmel ya. Gerçekten Nissan GTR ya. Mükemmel bir araba. Gerçekten inanılmaz iyi. Şimdi arka taraftan dolanalım. Öyle gidelim şeye. Allah. Az kalsın. Yine polis peşimize düşüyordu. Son anda durdum. Ama Allah'tan bir şey olmadı. Yine bir de onunla kaçmaya uğraşmak istemiyorum çünkü. GTR yakalayamaz. O konuda rahat olun arkadaşlar. GTR yakalanmaz. Ama biraz uğraştırırdı durduk yere. Vay. Abi arabanın yol tutuşu o kadar güzel ki arkadaşlar. Ya gerçekten muhteşem bir araba. Nissan GTR. Full T6 yaptığımız başka bir araba. Walker'i koyduk.
GT63S'i koyduk. Şimdi üçüncü bir T6 geliyor. T6 buluşması için Nissan GT-R. Hemen bunu götürelim artık. Minik bir tur. Hepsini biraz kullanmış oluyoruz bu sayede. Güzel oluyor. Kullanmadığımız arabalarda kullanmış olduk T6 buluşması sayesinde. Şimdi Walker ile GT63S'in yanına park edelim. Ortasına daha doğrusu. Şöyle bir güzelce geri gelelim abi. Hoppa, mis gibi oldu vallahi, çok güzel park ettim bu sefer. Bir bakayım şöyle, biraz ileri alsam tam görüyorum arabayı. Bu birazcık tamam, bakayım şöyle. Bence gayet iyi oldu arkadaşlar. Şimdi bunu stop etmeyi unutmayalım, arabalarımızı stop edelim. Stop etmezsek bu sefer araba benzini falan boşa gidiyor biliyorsunuz. Niye inmedim? Heh tamam. Şimdi kapıyı kapat abi, bir bakalım mı? 3 tane oldu şu ana kadar T6 yaptıklarımız. Abi çok güzel gözüküyorlar. Valkyrie, GT63S. Şimdi sırada. Biraz eski bir arabaya geçelim mi? Toyota'nın AE86 modeli vardı biliyorsunuz. Drift King. Biz o arabayı şey yapmıştık. T6 yapmıştık. Çok güzel hale gelmişti. Ona bir gidelim ama o arabanın nerede olduğunu hatırlamıyorum. Bir şuradan başlayacağım. Şansımı denedim. Burada yok. Şurada olabilir mi? Burada Dude var sadece. Bir şuraya bakalım abi. Burada da yok. Şurada ne var? Aha. Ha, garajı kapattık. Aha buradaymış. Drift King. Şeyde. Offroad haritasının girişinde. O zaman buraya yürüyerek gitmeyelim. Kiralık arabayı alalım. Onunla gidelim arkadaşlar. Dördüncü araba geliyor. Drift King. Yani Toyota'nın AE86 model aracı, bir drift arabası, eski bir araba ve bunu T6 yapmıştık, hatta tasarım falan da yapmıştık, hatırlayanlar olacaktır. Böyle renkli menkli bir araba olmuştu, mavili pembeli falan. Şimdi bunu dördüncü araba olarak T6 buluşmasına getireceğiz. Beraber yapıyoruz bugün, buraları kesmeyeceğim. Beraber farklılık olsun diye. Yine bu tarz farklı buluşmalar yapacağım. Mesela sırf BMW buluşması, sırf Mercedes, sırf ne bileyim Lambo gibi böyle şeyler yapacağım. Bakın ikinci kiralamaya geçtim ya. 2500 yaptı parayı. Gitgide artıyor. Dur gitti bu arada. Ben şunu bir işaretleyeyim. Araç değişince marker gidiyor. Yani işaretlediğim nokta gidiyor. Ve hızlı para artıyor. Gördünüz mü? Yani mesela bir oyunda durun. Diyelim ki 15-20 kere araç kiralayın. Orası 50-60 binle başlıyor. Bayağı pahalılaşmaya başlıyor. Böyle bir şey yapacaksanız üzerinize parayı iyice toplayın arkadaşlar. Şu an benimki biraz kritik. Ama çok fazla T6 arabamız yok. O yüzden yetecek para her türlü. Yetmese de bir şey yaparız. Bir para mara kasar bir şey yaparız. Allah, kiralık arabayı mahvettik. Neyse. Kaskosu vardı. Araba ters döndü ya. Allah Allah. Neyse. Gidelim şimdi. Toyota AE86'yı alalım. Biraz kullanırız. Drift yaparız bu arabayla. Bayağı bir güçlü oldu çünkü. T6 oldu biliyorsunuz bu arabamız. Garaj aç abi. Mis gibi araba. Vallahi çok güzel. Neredesin? Bizim burada bu arada tek... Yani bu garajdaki tek şey bu. T6 olan araba bu. Diğerleri normal. Arabayı hatırlıyorsunuzdur. Modifiye yapmıştık böyle güzel. Farklı oldu. Bunun yalnız direksiyonu sağdaydı yanlış hatırlamıyorsam. Vay, kapının açılış falan efsane ya. Hadi bakalım gidiyoruz. Bu arabaya şey de takmışız biz. Neydi adı? NOS takmışız. Abi çok iyi ya. NOS bile var ya. Abi. Allah Allah Allah. Abi çok fazla Toyota AE86'yı bozmayalım. Araba felaket bir şey olmuş. İnanılmaz hızlı hale gelmiş. Bu nedir böyle? Of of of. Allah. Ne abi? Araba tam bir canavar olmuş resmen. Şuna baksanıza. Çok hızlı gidiyor. Yerinde durmuyor. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Yerinde gerçekten durmuyor Toyota AE86. Nasıl bitireceğim? Abi hızlanmaya bakın ya. Şaka mı bu ya? Resmen şu tümseyi, yani köprünün şeyini uçarak geçti. Dehşet bir araba. Gerçekten çok güçlü olmuş Toyota AE86. Unutmuşum resmen kullanmaya. Şimdi dördüncü arabamız artık yerine geçecek. Şöyle güzel bir şekilde parkını yapalım. Toyota GT63. Toyota ne ya? Mercedes GT63S'in yanında park edelim abi. Olmadı. Birazcık yamuk mu park ettik? Allah Allah. Park edemedim. Ha tamam. Bence gayet düz bir şekilde oldu. Toyota AE86'da arabadan inelim.
Hemen şu kapımızı kapatalım. Bir bakalım arabalarımıza. T6 buluşması baya baya dolmaya başladı. Aston Martin Valkyrie, Nissan GT-R, Mercedes GT63S ve Toyota AE86. Sırada bakıyorum listeme. Lamborghini Veyron var arkadaşlar. Lamborghini Veyron. Şu apartmanda mıydı abi? Yok, burada değilmiş. Acaba neredeydi? Şurada değil. O yeni aldık orayı. Burada da değil. Aa, bu evdeydi. Aynen. Venona bu bizim havuzlu büyük villadaydı. Oraya gideceğiz. Onun için tabii ki yine şey lazım. Kiralık araba lazım arkadaşlar. Kaç olduk? 4. 5. T6 arabamız geliyor arkadaşlar. Ne oluyor? Allah'ım, kendi kendine nerelere tıklıyor. Kredi aldıracak bize. Şimdi güzel olacak. Venona ile beraber ortam biraz daha hareketlenecek. Son bir arabamız daha var ondan sonra. Bizim toplam saydım 6 tane T6 arabamız varmış oyunda arkadaşlar. Eğer eksikse yazın bana. Tamamlarız ama bu yani. Ya buldum. Yani videolarımdan baktığım kadarıyla 6 tane arabayı T6 yapmışız bugüne kadar. Yine dediğim gibi unuttuğum olursa haber edersiniz. Bakalım. Ha bak, şu saçma. Kiralık ücreti 500 diyor. Buraya giriyor 3500 oluyor. Tamam, çok kullandıkça kiralık artıyor ama keşke orada da öyle gösterse. Giriyorsun 500'ü 3500 çıkıyor. Dedim ya, sürekli artacak bu sizin. Kullandıkça daha fazla para geliyor. Şey yapıyor. Kiralık arabaya para istiyor. Bizim marker kapandı ama olsun. Zaten villa şurada bizim. Hatta atlayacağım arabadan şimdi. Atlıyorum, hazır mısınız? Allah, atladım gitti. Bir de kasmasa şöyle. Araba gitti, kayboldu resmen. Evet, Venona'yı gördünüz. Bakın orada. Güzel güzel gözüküyor Venona. 5. T6 yaptığımız araba Lamborghini Veyron T6 buluşması için götüreceğiz. Daha sonra bir arabamız var, onu tahmin edenler vardır muhakkak. Tam şu anda biliyorsanız yazın. Bak şu an yazın. Bundan sonraki T6 hangisi? Kalan T6 hangisi? Buralara kadar hem de kimdi izlemiş videoları görmüş olacağız bu sayede. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Şimdi Venona abi, Venona zaten benim abi en sevdiğim araba diyebilirim. Ben bütün paraları oyunda Venona ile kasıyorum arkadaşlar. Venonosuz her şey çok kötü. Gerçekten çok kötü. Venona inanılmaz bir araba. Çok güçlü. İnanılmaz iyi bir drifti var. Full drift görevlerini, para kasmaları bununla yapıyorum ben. Muhteşem bir araba. Anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Şimdi seni de o zaman şu ikisinin arasına park et. Yani buraya boşluk bırakacağım. Buraya diğer son kalanı getireceğiz. Şöyle yeter mi? Yani bilemedim. Biraz burnu bunun uzun malum Venona'nın. Şöyle iyidir ya. Bence gayet güzel arkadaşlar. İndim abi. Hop. Bir bakayım. Şöyle. Evet, güzel. Buraya sığar. Şimdi son arabamız. Evet, söylediniz. BMW M5 arkadaşlar. BMW M5 bizim oyundaki son T6'mızdı. Herhalde o da apartmandaydı ya. Abi yine tutturamadık. Abi nereye koyuyorum ben bu arabaları ya? Bu evde değil. Burada mıydı? Allah Allah. Burada hiç değil. Abi biz nereye koyuyoruz bu arabaları? Burada değil. Bu mu? Bu da değil. Burada o zaman. Hayır. Ya bu evde mi? Hayır. Ben nereye bakmıyorum? Bir yere atlıyorum ya şu an. Şurada mı? Allah Allah. Abi şu an ben bir yere basmayı unutuyorum. Bir yere geçiyoruz. Çünkü bir yerde var abi. BMW M5 nereye gitti bizim M5'imiz? Allah Allah. Abi M5 yok. Ha, burada ya abi ya. Apartmanda ben nasıl göremiyorum? Neyse, hadi bakayım. Kiralık araba bizi bekler. Hemen gidelim. Kiralık arabamızı alalım. Daha sonra M5'i toplantıya, T6 buluşmasına getirelim arkadaşlar. Bugün çok farklı bir şekilde arabalarımızın, yani full T6 arabalarımızın buluşmasını yaptık. Yapıyoruz. Son arabayı getirip buluşmayı tamamlayacağız. Güzel olacağını düşündüğüm bir seri olacak.
farklı arabaları bu şekilde yapacağız. Ey be, şu Golf de olmasa biz ne yapardık bugün? Düşünsenize her eve kadar yürüyeceğiz böyle garaja kadar. Bir kere yaptım. İnanılmaz zor. Yani kaç saat sürdüğünü hatırlamıyorum. Hadi bakayım, 4000'li açtı bu sefer. 3500'lü bir önceki, bu sefer 4'lü açtı. Hemen abi apartmana gideyim. Apartman çok uzakta değil zaten ama yine de ben şuradan bir işaret yaptım. Haydi bakalım. Doğru mu yaptık? Aynen. Doğru. Haydi bakalım. Gidiyoruz. Son arabamızı getireceğiz. T6 son arabamız BMW M5'ti arkadaşlar. Yani dediğim gibi eksik araba varsa yazarsınız. Sonraki buluşmalara onu da dahil ederim ama yok. Eminim. Yani bu kadar yapmışım. 6 arabayı T6 yapmışız. Yakında yine T6'lar gelecek. Bitmedi. Allah 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 Allah. O kadar saçmadım, yine de çarpmadım var ya. Aferin Golf. Güzel. Şimdi bizim apartmanımız, biliyorsunuz bu da son gelen 3-5 büyük güncellemede gelmişti apartman. Burayı satın aldık. Güzel bir yerdi gerçekten. Güzel arabalarımız var. Şimdi evet, neon ışık takmıştık M5'e. Hatırlayanlar olacaktır. Bu da çok güçlü ya. Abi inanılmaz hızlı bir araba. BMW M5. Buna da yine nos takmışız. Şöyle bir şey yapalım mı? Kestirmeden gidelim mi? Şu yolun sonuna gideyim, tamam mı? Şuradan uçarak diğer tarafa geçmeye çalışalım, tamam mı? Ve hem de direkt evin o ortadaki şehre ulaşmış olalım. Farklı bir gidiş olsun. Nos da var ya. Her türlü gideriz diye düşünüyorum. Biraz sıkıntı olabilir. Suyu da geçip diğer tarafa gidebiliriz. Öyle bir sıkıntı da yaşayabiliriz. O riski alıyorum. Hadi bakalım. M5'le. Allah, nosum da var ki. Üf, üf, üf. Çok basmasam mı? Çok bastım. Abi çok bastım be. Umarım çok gitmezsin. Gitme o kadar. Umarım arabalar gitmez. Umarım o arabalar durduğu yerden kaybolmaz, o kadar topladığımız. Korkuyla. Umarım. Umarım öyle bir şey olmamıştır. Umarım. Umarım öyle bir şey olmamıştır. Yani hepsi aynı yerde, beklettiğim yerde duruyorlardır. Abi şunun olsun gücüne bakın. Bak 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 bak. Böyle bir ışık mışık çıkıyor. Onu da değiştirmişlerdi en son. Böyle biraz farklı yaptılar nosun şeyini. Bak bir şeyler, baloncuklar falan böyle patlıyor matlıyor. İyi, arabalar duruyor. Arabalara bir şey olmamış arkadaşlar. Ama korktum. Vallahi korktum. Şimdi T6 buluşmasının son arabası BMW M5 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi F10 M5 bu. Bir de bizde E60 M5 var. Eski M5 yani. Şöyle araya girdik mi abi? Hoppa, biraz daha mı alalım? Bunda burun uzun. Bayağı geniş bir, uzun bir araba. Bir bakayım. Tam biraz ileri alsam tamamdır. Evet arkadaşlar, güzel oldu. Ne dersiniz? Şimdi şunun kapısını kapatalım. Full T6 buluşması yaptık bugün. Şimdi arabalarımız Aston Martin Valkyrie, Nissan GT-R, Mercedes GT63S, Toyota AE86, BMW M5 ve Lamborghini Veyron'uydu. 6 arabayı T6 yaptık ve bir buluşma yaptık. Böyle buluşma gerçekleştirmiş olduk. Eğlenceli oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere.